için önüne. Sorumuz bu ekonomik model. Aslında Erhan Bey'le konuşmaya başladığımızda daha geniş bir yere çıktık ama onu tekrar Türkiye'nin gündemine döndürmek istiyorum. Türkiye'nin yeni bir modeli mi var tartışması ve ekonomik kurtuluş savaşı ifadesinin Türkiye'de içeride ve dışarıda yansımalarına dair siz neler gözlemlediniz? İkincisinden başlayayım. Yani bir kurtuluş savaşım var ekonomide. Bu gördüğümüz bir takım istikrarsızlık göstergeleri acaba gerçekten böyle bir savaşa mı işaret ediyor? Buna vereceğim ilk cevap, felsefede bir kavram vardır. Okkam'ın usturası diye. Bu şöyle bir kavramı ifade eder. Yani bir olay görüyorsanız, bir rastlıyorsanız, onu açıklarken önce en basit açıklamadan başlarsınız. Şimdi Türk ekonomisine ben hani dışarıdan baktığım zaman, bugün burada Selva Hoca dahil hani benden bu konuda çok daha yetkin isimler var ama ben de kısa bir yorumda bulunmak isterim. Bugün Türk ekonomisine baktığımız zaman Türk ekonomisinde yaşanan sorunların cevabı aslında oldukça net. Yani ne yapmamız gerektiği, yani bu cevaba biz dış güçlerden dolayı biz bu noktadayız dememiz gerekmiyor. Çünkü onun için zaten başta bu Okkam'ın usturası kavramını kullandım. Buradaki açıklama şu anda Türkiye'nin ekonomi politikasının kendisinin oluşturduğu bir takım sorunlar var. Daha ötesine gitmemize gerek yok. Yani bağımsız bir merkez bankasıyla biz bugün olduğumuz yerden çok farklı yerde olurduk. Türk parasını korumak için geçmişte bu kadar çok belki Merkez Bankası'nın dövizi harcanmasaydı bugün çok farklı yerde olurduk. Kurumlar, biraz önce Sayın Hocam da bahsetti, kurumların bağımsızlığı ve yetkinliği çok daha güçlü olsaydı biz gene farklı bir yerde olurduk. Onun için bugün Türk ekonomisinin karşılaştığı sorunlara bak, ki eğitim sistemine falan girmiyorum. Dolayısıyla bugün Türk ekonomisinin karşılaştığı sorunlara baktığımızda bunların birçoğu bizim düzeltebileceğimiz ve düzeltmemiz durumunda, yani politika çerçevesini düzeltmemiz durumunda sonucunu alacağımız şeyler. Böyle baktığınız zaman sorunun temelinde böyle dış aktörlerin, dış güçlerin müdahalesine gerek kalmıyor zaten. Böyle bir açıklamaya gerek kalmıyor. Bu birinci tespitim olacak. İkinci tespitim, şimdi bu savaş tabiri aslında son derece kaçınmamız gereken bir terminoloji. Çünkü bizim ekonomide yaratmak istediğimiz hava, güven havası, öngörülebilirlik havası, politikaların şeffaflığı, bütün bunlar zaten o savaş terminolojisinin çok dışında bir takım olgular. Yani bizim aslında yapmamız gereken o terminolojiyi hiç kullanmamamız lazım. Çünkü bizim hem kendimize hem piyasa aktörlerine güven vermemiz lazım. Onun için hani bu savaş terminolojisi bence olanı tanımlamak bakımından da son derece sorunlu bir terminoloji. Şimdi modele gelelim. Yani bu Türkiye'nin yeni bir modeli var mı? Bir konuda belki biraz ayrı düşünüyoruz. Yani bu vesileyle de onu belki biraz daha açabiliriz. Ben güzel Türkiye'nin ayrı düşünceleri gülümseyerek söylemek, affedersiniz. Memleketin havasına böyle bir not düşmem gerekti. Ben Türkiye'nin bugünkü sermaye birikimi itibariyle zaten cari fazla vermesine pek ihtimal vermiyorum. Yani Türkiye'nin çünkü nihayetinde Türkiye yüksek büyüme hızına erişmek isteyen bir ülke. Siyaseten de bu hedef. Yüksek büyümeye de erişebilmek için yatırımlarınızın, tasarruflarınızın üzerinde olması gerekiyor. Türkiye mesela, biraz önce Kore örneğini verdik, Japonya örneğini verdik. Şimdi Doğu Asya ülkelerinde tasarruf oranları, en azından bugün bile o çoğu büyük ölçüde öyle, Türkiye oranında çok daha yüksek. Tasarruf oranı yüksek olduğu için yatırım da o oranda yapabiliyor. Veya biraz daha az yatırım yapsa o zaman gene bir cari fazla vermiş oluyor. Ama özünde tasarruf oranının yüksek olması var. Şimdi tasarruf oranı öyle kolay değiştirebileceğiniz bir oran değil. Çok farklı bir takım yapısal meselelerden dolayı ortaya çıkıyor tasarruf oranı.
Türkiye'nin de tasarruf oranı zaman içinde çok değişmiyor. Bir tek hani bundan 7-8 yıl önce milli gelir hesaplamalarında bir değişiklik yaptılar. Orada mesela %17-18 olan tasarruf oranı yanılmıyorsam işte 24-25'e çıktı bir gecede. Ama o bir hesaplama yöntemindeki değişiklikti. Şimdi Türkiye zaten bildiğimiz bir konu. Yani sermayeyi nispeten az olduğu için sermaye ithal eden, yani dış dünyanın tasarruflarıyla büyüyen bir ülke Türkiye. Böyle olması da doğal bulunduğumuz ekonomik yapı içerisinde. Şimdi bunu nasıl değiştirebiliriz? Değiştirmeli miyiz? Evet, değiştirmeliyiz. Yani bu, çünkü nihayetinde Türkiye'nin cari açık vermesi bir finansman ihtiyacını da beraberinde getiriyor. İşte yakın döneme kadar 60-70 milyar dolar cari açıktan gelen bir finansman ihtiyacı vardı. Üzerine tabii borçların geri çevrilmesi de eklendiğinde 230-240 milyara gelen bir yıllık finansman ihtiyacı oluşuyordu Türkiye'nin. Bu da tabii ağır bir yük Türkiye gibi bir ülke için. Dolayısıyla cari açık vermeden büyüyebilmek ideal bir senaryo olur. Ama bugün bunu yapabilmek için gerekli olan yapısal reformları o zaman hayata geçirmemiz lazım. Çünkü özünde şunu yapmamız lazım bizim, cari açık vermeden büyüyebilmek için. Eğer ki tasarruf oranımızı kısa vadede pek değiştiremiyorsak, ki onun pek de imkanı olmadığını düşünüyorum, o zaman elimizdeki sermayeyi en verimli biçimde kullanıp bunun üzerinden, yani bu girdi üzerinden daha fazla üretim yapmak durumundayız. Yani verimliliğimizi arttırmak zorundayız. Şimdi Türkiye'nin bence en büyük açmazı, belki büyük bir hani tabir olacak ama, ekonomiye baktığımız zaman bence en temel meselesi bu verimlilik meselesi. Verimliliği nasıl arttırırız diye düşünmemiz lazım. İşte böyle düşündüğümüz zaman zaten biraz önce konuştuğumuz konular bence daha da berraklaşıyor. Çünkü bizim verimliliği arttırma yöntemimiz muhakkak surette politika çerçevemizi düzeltmek, bunu daha öngörülebilir yapmak, işte eğitim reformu yapmak, daha fazla katma değerli üretime sanayiyi teşvik etmek ve burada da akıllı teşvik, yani politikalarını kullanmak, yatırım ortamını düzeltmek, tabii ki burada en başta daha fazla yatırım çekebilmek için hukuk sistemini düzeltmek, emek piyasasına ilişkin reformlar yapmak, yani ez cümle Türkiye'nin kendi kaynaklarını daha verim kayıt dışıyla mücadele etmek, yani ez cümle Türkiye'nin kendi kaynaklarını daha verimli hale şekilde kullanabilmesini sağlayacak bir kamu politikaları demetini oluşturmak durumundayız. Şimdi ancak bunu yaptığımız ve bunu bir anlamda, hani futbolda kaleci gibi, nasıldır kaleci? Hani böyle alkışlarsınız kaleciyi, her seferinde topu kurtarması gerekir. Ama bir kez gol yedi mi kötü kaleci olarak adı çıkar. Şimdi ekonomi de biraz böyle. Sürekli doğruları yapmanız lazım. Arada bir böyle hani sendelerseniz o bütün yaptığınız doğrular bir anda silinebilir. Şimdi bizim geriye dönüp baktığımızda gerçekten de işte 2001 krizinden sonra zaman hükümeti, önce işte Kemal Derviş'in programı, arkasından AK Parti hükümetinin doğruları yaptığını gördük. Ve bu doğrular üzerinden de Türkiye kendisine bir hikaye yarattı. Bir büyüme hikayesi yarattı, bir zenginleşme hikayesi yarattı. Ve nitekim bunun üzerinden de, bu patika üzerinden Türkiye işte 2013 yılında nominal olarak en yüksek kişi başına düşen gelire ulaştı. 12 bin dolar civarında bir gelire ulaştı Türkiye 2013'te. Ama ondan sonra sürekli bir geriye gidiş şeyi yaşadık, tecrübesi yaşadık. Bunun da en net göstergesi kişi başına düşen gelirde görüyoruz. Bugün herhalde son kurla artık kişi başına düşen gelir 7 bin dolar seviyesine falan düştü herhalde. Yani biz doğruları yaparken aslında çok iyi performans gösteren bir ekonomiyiz. Çünkü Türkiye'nin böyle bir önemli özelliği var. Türkiye'de hani çalışma ahlakı çok yüksek, genç bir nüfusumuz var, dinamik bir insan kaynağımız var, açık bir ekonomi Türkiye. Kendi ticaret anlaşmalarıyla pazarlar yaratabiliyor. Türk insanı çok müteşebbis, dil bilmese bile işte alıyor valizini, gidiyor Afrika'ya, gidiyor Orta Asya'ya. Dolayısıyla böyle çok dinamik, sürekli yeniliği düşünen bir de toplumuz aynı.